Gece Ajansı'nın konuklarına da hoş geldiniz diyorum. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, hoş geldiniz. Hoş Ankara'da da bir konuğumuz var. Ankara konuğumuz da Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Erdinç Yazıcı. Siz de hoş geldiniz Erdinç Bey. Evet Sayın Külünk, son derece ilginç bir durum var. Birdenbire e, bu olay tırmanmaya başladı ama birdenbire derken şunu da e, belirtmeden geçmek mümkün değil. Bir zamanlama var. Yani Türkiye'de seçimler yapıldı. Evet tek parti e, hükümeti çıkmayacağı anlaşıldı. Koalisyon e, kurmak zor bir süreç. Öyle kolay hemen bugünden yarına olacak bir mesele değil. Dolayısıyla e, ülkenin e, bir hükümette kavuşması, hassasiyetlerinin yaşanmakta olduğu bir döneme bu olayın denk gelmesi son derece manidar geliyor bana. Bilmem size de öyle geliyor mu? Birçok manidarlık hep 7 Haziran sonrasına denk geldi zaten. Hı hı. O birçok manidarlıktan bu akşam... Zaten çok anlamlı olaylar içerisinde evet. yaşıyoruz değil mi? Bir bir çok, değil mi? Evet, birçok manidarlığın <laughs> içerisinden Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin, 7 Haziran sonrasına denk gelmesi aslında bize Türkiye'de güçlü iktidarın, istikrarın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlatmış oluyor. Ne zaman Türkiye içeride istikrarsızlığa tutsak olma sürecine giriyor? Mutlaka Türkiye'nin etrafında çok önemli gelişmeler oluyor ve Türkiye o süreçleri ıskalamış oluyor. Bu Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra bunu gördük. 1970'li yıllarda içeriye tutsak edilmiş Türkiye varken Uzak Doğu Asya'nın, Güney Doğu Asya'nın yükselişini gördük. Şimdi de 90'lı yıllarda Türkiye kendi içine tutsak edildiğinde nelerin şekillendiğini gördük. Şimdi de Türkiye 7 Haziran akşamı tek başına güçlü bir iktidarın olmadığı AK Parti'nin %41 ile birinci parti olduğu ancak gri bir zamana uyandık. Bu gri zamanı fırsat bilenler bölgeyle ilgili ikinci enerji oyununun bir başka boyutunu sahneye sürdüler. Nedir o oyun? Yavuz'un, Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran Savaşı sonrası bu coğrafyada kurduğu bir barış düzeni vardı. Demografik yapı itibariyle birbirini tamamlayan, birbiriyle İstanbul merkezinde bir kardeşlik ikliminin inşa edildiği o düzeni, o düzeni değiştirmek için, dönüştürmek için müthiş bir çabanın, müthiş bir gayretin olduğu bir zamana şahitlik ediyoruz. Türkiye'de kendilerini mazlum ilan edenler, Türkiye'de 90'lı yıllarda köy boşaltmalarına yüksek sesle kıyamet koparanlar, şimdi Suriye'nin kuzeyinde Arapları ve Türkmenleri yerlerinden ediyorlar Türkiye'de mazlum oynayanlar Suriye'de zalim kimliğiyle oradaki Türkmenleri, Arapları yüzyıllardır yaşadıkları mahallelerden, ilçelerden, kasabalardan, illerden, illerden, yerlerinden, yurtlarından ediyorlar. Ve Türkiye'ye doğru sürüyorlar. Türkiye'ye doğru sürüyorlar. Bunun adı da tehcir biliyorsunuz. Bunun adı tehcir. Türkiye'de o tehcire, Türkiye'nin yüzyıl evvel yaşadığı tehcire Bugün bugün Ermeni diasporasının ağzıyla yorum getirenler Suriye'deki Suriye'deki köy boşaltmalarını, kasaba boşaltmalarını, ilçe boşaltmalarını tarihe hangi yüzle anlatacaklar? Türkiye'de kendilerini mazlum ilan edenler Suriye'nin kuzeyindeki bu tehciri, bu sürgünü, bu yerlerinden, yurtlarından edilmeyi bu yaz sıcağında, bu Ramazan ayında neyle ilan edecekler? Türkiye'yi bir 1919 Paris 2000'li yıllarda bir Paris'e Paris'te dayatmak istiyorlar. O Paris'te bir Şerif Hüseyin vardı. Şerif Hüseyinler vardı. Şimdi de kendilerine bu millete ihanet etmeyi sanat bilmiş yeni Şerif Hüseyinlerle bir Paris bir pikot dayatması hazırlığı içerisindeler. Dolayısıyla bu olup bitenlerin birinci yıl önemli noktası. Türkiye çok hızlı bir şekilde içerideki bu hükümet kuruluşu, hükümet arayışlarından çıkmak zorunda etrafında olup biten bütün gelişmelere karşı tutum ve davranışını istikrarlı bir şekilde yönetmeye devam etmek zorunda. İkincisi orada yapılmak istenen ne? Orada yapılmak istenen şu. Bir, Kuzey Irak'ta Barzani'den rahatsızlar. Evet zaten hedef şey Kandil Kandil Barzani ile ilişkilendirdik dedi. Şu anda Kandil Kandil bu coğrafyada Yavuz'un kurduğu düzene itiraz edenlerle aynı çizgide. Evet. O düzene itiraz edenlerle aynı çizgide olduğu için bugün taşeronluk yapmakta Kandil ve onun PYD bağlantısı, bağlantısı olan PYD PYD küresel güçlerle ittifak ederek Arap ve Türkmenleri Suriye'nin kuzeyindeki bahsettiğimiz bakın şurada şurada da yapılmak <laughs> istenen bir Batı Kürdistan bir Batı Kürdistan inşa etmek. Benim, ben göstereyim tabii evet. ki. Bakınız. Burada burada bu bölgedeki Türkmenleri, Arapları sürgün edip Hı -hı. o bölgeyi PYD'nin kontrolünde bir Batı Kürdistan haline, Suriye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan haline getirip Akdeniz'e çıkış koridorunu koridoru oluşturup o koridorda kendilerini rahatsız edecek başka hiçbir topluluğun olmadığı Türkiye'yi de Orta Doğu'ya çıkarttırmak istemiyorlar beraberinde İsrail'in güvenliği noktasında İsrail'in İsrail'in bu milletin bu coğrafyanın ensesinde boza pişirmesine devam etmesini temin etmek istiyorlar bu bir bu bir ikinci Petrol oyununun bir küçük fotoğrafı. Evet. Çok dikkatli olmalıyız ama bir an evvel gözümüzü içeriden dışarıya çevirmeliyiz. Ne olup ne bittiğini kontrol altında tutmalıyız. Peki. Ve bugün de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı makamında yapılan toplantı da bu anlamda Türkiye'de bütün süreçlerde bütün süreçlerde tecrübesiyle gelişmeleri yakından izleyen Devlet Başkanlığı makamı bizim için bu kritik dönemde çok önemli. Kuşkusuz. Ee, Sayın Metin Külünk, şimdi bu olay çok ciddi bir olay. Yani öyle şakaya gelir tarafı yok. Ee, ciddi bir olay çünkü Türkiye'de e, bugün 2 milyon 600 bin e, Suriye'den e, sığınmış e, insan var. Türkiye tamamen insani mülazalarla onlara kucak açtı, yerleştirdi, okullar açtı. Yani onlara kendi evlerini aratmayacak tüm imkanları sağlamaya bütün gücüyle çalışıyor. Bundan şikayet de etmiyor. Eyvallah. Bugüne kadar harcanan para da 5 milyar doları geçti. 2 milyon 600 bin kişi. Ancak Suriye'deki bu olayların devamı halinde gelebilecek olan yeni sığınmacı dalgasının artı 2 milyon kişi daha olabileceği, söyleniyor. Şimdi bu çok vahim bir durum. Yani hatırlayacaksınız 1991'de 300-400 bin kişi gelmişti. Bu Saddam'dan kaçanlar, Irak'tan Körfez Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin eli ayağı birbirine dolaşmıştı. Hatırlıyorsunuz yani. İyi hatırlıyorum efendim. Efendim, yani 4,5 milyon insandan söz ediyoruz. Bu artık bir dünya sorunu haline gelmiş demektir. Yani ne yapacak Türkiye bir 5 milyar dolar daha mı harcayacak bu insanlar... Bu insanların içerisinde kimlerin olduğunu da tam olarak tespit etmeniz mümkün değil. Nereden biliyorsunuz? Belki DAEŞ militanları dalıyorlar içeriye. Yani bu da mümkün. şimdi o zaman yine başa dönüyoruz. Türkiye'nin en başta söylediğine. Yani bir uçuşa yasak bölge ve onun altında da güvenli, güvenli bölge bölge güvenli alan. İyi de o alanın olması gereken yere şimdi YPG yerleşti. Zaten PYD yerleşti. YPG PYD'yi yerleştirmelerinin sebebi bize güvenli alan bırakmamak için Hı. bu adımı atıyorlar. tabi dünyanın Suriye diye bir sorunu var mı? Ya da dünyanın Suriye'deki muhacirler diye, hicret edenler diye, göçenler diye bir sorunu var mı? Gördüğümüz gibi yok. Evet. Yani sadece çok üzülüyoruz evet, çok üzülüyorlar, diyorlar. Çok evet. üzülürler zaten yani. Evet. Kendilerinin dışında kendi menfaatlerini ilgilendirmeyen bütün hadiseler karşısında sadece insan olduklarının kırıntısını hatırlatabilmek için sadece üzüldüklerini ifade ederler. Dolayısıyla bugün bu coğrafya Suriye sınırı darmadağın, Irak sınırı darmadağın. Bize birinci Dünya Savaşı sonrasını hatırlatıyor. Bu coğrafyada 100 yıl evvel çizilmiş sınırların öncesindeki gelişmeleri hatırlatıyor. Sanki hızla o tarafa doğru bir zorlanma söz konusu. Ama bu sefer bu sefer coğrafyanın demografik yapısı alt üst edilerek bu yapılı yapılıyor. Yapılmak isteniyor. Çünkü küresel yapı ikinci enerji oyunu üzerinden Türkiye'nin 13 yıllık geldiği noktadaki elde ettiği gücü proaktif bir dış politikayla proaktif bir dış politikayla taçlandırdığı için endişe var. Ne oluyor Türkiye'ye? Ne oldu Türkiye'de? Zaten 7 Haziran sonrasında da tüm atılan manşetler bu ne oluyor sorusuna verdikleri cevabın adıdır. O nedenle yapmak istedikleri şey şu. Türkiye'yi enerji bölgelerinden uzakta tutmak istiyorlar. Ve bu uzakta tutmayı da bölgenin demografik yapısını değiştirerek orada oluşturacakları ikinci İsrail modeliyle, modeller, modelcikleriyle, hı hı. modelleriyle demiyorum, modelcikleriyle Türkiye'yi uzakta tutup Orta Doğu'ya çıkartmamak, Anadolu'ya bizi sıkıştırıp enerjiden de uzakta duran bir Türkiye'nin 25 bin dolar büyük hedefine ulaşmasını engellemek istiyorlar ne yapmamız lazım Tabii ki hocamız da ifade etti çok dikkatli hareket etmemiz lazım bir tarafta birikmiş 13 yıllık enerjimizi Suriye üzerinden toprağa verme gayretleri var bu çok daha önce düşürlen uçağımız evet. gelişmeler hep Türkiye'yi bir girdabın içerisine sokarak sınırdan açılan ateşler, işte taciz etmeler hepsinin arkadan bizi itip bizim 13 yılda biriktirdiğimiz büyük enerjiyi toprağa verdirtmek istiyorlar. Ama öbür taraftan da Suriye'nin kuzeyinde olup biten bizi bizi gelecek yüzyılda daha büyük sıkıntıların içine sokma noktasında ipucu veren bu gelişmeler karşısında da bizim edilgen olmamız, mümkün değil. Ondan dolayı bu süreçte dünyanın böyle bir sorunu yok. Dünyanın sorunu yeniden bizim coğrafyamızda bir Paris Anlaşması dayatması hazırlığı, Paris Anlaşması dayatması hazırlığı, yeniden bir pikot yani Fransız, İngiltere ve Rusya'nın daha sonra çekildiği, bu coğrafyanın cetvelle sınırlarının çizildiği, bir İngiliz-Fransız ortak yapımı olan bir yere doğru hazırlık içerisinde ama Türkiye eski Türkiye değil unuttukları bir şey var Türkiye o Türkiye değil Türkiye bugün sahip olduğu dinamiklerle siyasi ekonomik ve küresel dinamiklerle artık Türkiye'de güçlü ve bölgesinde olup biten bütün hadiseler karşısında güçlü bir şekilde iradesini akıllı bir şekilde koyma noktasında da dirayetli bir Türkiye var askeriyle Siyasetiyle, ekonomisiyle güçlü bir Türkiye var. İzleyip devam edeceğiz. Tabi Samir Hafez'in yerinden söyledikleri çok önemli. O feryat son derece kritik. Asıl yapmak istedikleri şey şu. Yavuz'un kurduğu düzenin Türkiye'nin gelecek planlamasında çok önemli olduğunu görenler Yavuz Sultan Selim kurduğu düzeni bu coğrafyada yıkmanın derdindeler. Irak'ta da bunu yapmak istiyorlar. Suriye'de de bunu yapmak istiyorlar. Evet, e, tabii e, Türkiye Kıbrıs barış harekatını yaptığı 1974'teki Türkiye değil e, hatırlayacaksınız Kıbrıs barış harekatı yapıldı kalkamamış. Işte. E, birinci harekat yapıldı efendim e, işte bir yerde hapsoldu kaldı ikinci harekatın yapılması zorunlu hale geldi ama o zaman da garantörlük anlaşmasının e, d, d, da verilen taahhütlerin dışına çıkılmış kabul edildi. Ambargolar geldi. Efendim petrol e, fiyatları da yükselmişti zaten. Perişan olduk. Uçaklar uçamaz hale geldi gerçekten. Ama bugün 4 yıldır 5 milyar dolar yükü kaldırabilecek kadar güçlü bir Türkiye var. Çok evet şey. kendi uçağımızı, savaş uçağımızı yapma hazırlıkları devam ediyor. Helikopterimizi yaptık, helikopter milli piyade yapıyoruz, kendi savaş gemimizi, evet, denizaltımızı. Araçlar, yani milli bağımsızlığımızın en önemli boyutu olan savunma sanayinde bugün Türkiye yüzde yerli üretimi konuşuyor. Evet. Ve hedef yüzde yüz yerli üretim. Tabii diğer taraftan bakıyorsunuz Balkanlarla son derece etkili bir ilişki içerisinde Türkiye ta Avrupa'nın ortalarına kadar Bosna Hersek'e kadar Daha uzanıyor. Yukarı Yukarıya da çıkıyor diğer taraftan Asya'ya doğru uzuyor. Azerbaycan'la Azerbaycan, Azerbaycanlı, Türkmenistan vesaire Avrupa'nın ciddi anlamda enerji noktasında geldiğimiz özellikle Rusya ile ilişkilerimizden ya, duydukları rahatsızlığı yüksek sesle ifade eder hale gelmeleri yani Kuzey Irak'taki doğalgaz ve petrolün dünyaya ulaşımında Türkiye'nin en güvenli yol olması bunlar mevcut son yüzyıllık egemen olan dünya sisteminin kimyasını bozuyor. Doğru. Tabii e, Afrika Orta Afrika'ya kadar büyük bir etki alanı Türkiye'nin bütün bunlar aslında... Aden Körfezi'nde bizim hücumbatlarımız, e, 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 fırkatellerimiz de, dolaşıyor. Evet, şimdi tabii mesela Amerika dediğiniz, İngiltere, Fransa, Almanya dediğiniz bunlar büyük güçler. Güçler, güçlerini paylaşmak istemezler. Yeni bir gücün doğuşunu da daha bu aşamalarda engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Yapmakta olduklarını da görüyoruz. Daha ağırlarının da gelecek e, olduğunu tahmin etmek son derece kolay gibi geliyor. Ama bütün bunlara karşı da e, aydın geçinenlerin, bu ülkesini sevenlerin, bu ülkenin vatandaşı olup bu ülkeden bu ülkenin imkanlarından yararlananların da biraz gözlerini açması lazım. Biraz olaylara objektif bakması lazım diye düşünüyorum. Ama yani bunların gözlerini açabilmesi için önce ayak ruhlarının ve akıllarının Anadolu'dan beslenmesi lazım. Karanlık odaların kalemşörleri olmaması lazım. Aydın yabancılaşması yaşama Türkiye'de bir aydın yabancılaşması var. Bu milletin değerlerini hakaret etmeyi hakaret etmeyi aydınlık aydın olmak zannedenlerin tuttuğu kalemlerden Anadolu'nun ruhuna yönelik pozitif bir eser çıkmaz. Bugün bu ülkede hepimiz Charlie sloganı atacak kadar kendi topraklarına yabancı olmuşların mandacılık manda olmayı savunanlardan ne farkı var geçmişteki? Müstemlekeci aydın tipi bunlar. Bunlar kompleksli Batı'nın fiziki galibiyeti karşısında karşısında kompleksli kompleksli tipler bunlar. Bu kompleksli tiplerin şu söylediğim bağımsızlıkçı duruşu anlayabilmeleri mümkün değil. Bugün daha dakika bir gol bir. Konya'da işte aynı e, gazete bahseden 28 Şubat'ın evet. arkasındaki aklın gazetesi neredeyse attığı manşetle yeniden tahriklere başlıyor. Hı hı. Toplumun duyarlılıklarına yönelik saygısızlığı yapmaya devam ediyor. Şimdi bunlar mı Sütçü imamı anlayacak? Bunlar mı Nene Hatun'u anlayacak? Bunlar mı Kuvay milliyi anlayacak? Bu akıl mı? Dolayısıyla biz onlardan bu anlamda bir şey beklemiyoruz ama bir şeyi unutuyorlar. Unuttukları bir şey var. İnsanların kaderi vardır, milletlerin de kaderi vardır. Hı hı. Bu ülkenin bu ülkenin 1071 yılından bu yana devam eden bir büyük yürüyüşü var. Bu yürüyüş ara ara kesintiye uğramıştır. Ve 1800'lü yıllardan itibaren yaşadığımız ağır travma Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte bu coğrafyada yeniden güçlü bir şekilde bir varoluşa dönmüştür ve milletlerin kaderleri 100 yılda bir döner. Bugün bu milletin kaderi bir yükselişe doğru dönmüştür. Bunu fark edemiyor bu Müstemlekeci aydınlar evet. bunlar hala o batı karşısındaki yenik batı karşısındaki acziyet içerisinde olan Jön Türk kafalı oldukları için o batının ruhu içerisinde kendilerini eritmeyi kendileri açısından sanat bildikleri için kayıptalar ve ziyandalar. Onun için bu noktada biz onlardan bir şey söylemiyoruz bir şey de beklemiyoruz yani Türkiye'nin duruşunu anlayabilmelerini bekleyemiyoruz çünkü onlar burada değiller. Evet bu arada e, biraz önce e, bu Konya'daki e, olayla ilgili bir haberimiz zaten vardı onu bir hatırlasın çok iyi olur. E, seyircilerimiz. Aslında o haberi 28 Şubat'ta yapılanlarla birlikte vermek lazım Evet olay Konya'da bir lisede geçiyor e, kız öğrencilere rahat edecekleri bir e, kendilerine uygun bir kıyafetler e, seçiliyor e, seçiyorlar ve bu kıyafetler sergileniyor <laughs> okulda Ancak... Doğan medyasının kıyafetlerle ilgili yaptığı haber 28 Şubat medyasının yeniden hortladığı yorumlarına neden olur. ...28 Şubat haberciliği yeniden hortladı. Doğan medyasına ait Posta gazetesi... ...Anadolu Lisesi öğrencilerinin seçtiği kıyafeti... ...okulda çarşafa az kaldı başlığıyla sundu. Konya Meram Anadolu Lisesi'nde yeni dönem için yapılan anketle resmi kıyafet giyilmesine karar verildi. Beş tip kıyafet belirlendi. Kız öğrenciler daha rahat hareket edecekleri gerekçesiyle pantolonlu formayı tercih etti, okul yönetimi onayladı. Forma, pantolon ve üstüne de tesettür giyme uygun diz kısmına kadar inen bir kıyafetten oluşuyor. Bu haberi Posta gazetesi çarpıtabildiği kadar çarpıttı, ve kız öğrenciler neredeyse çarşafla okula gidiyormuş gibi bir izlenim oluşturdu. Okulda çarşafa az kaldı başlıklı haberin metninde formalardan ferace havasında olan fazlasıyla tesettürü çağrıştırıyor. Diğeri ise mont ve ceket şeklinde. Kızların etek giymesi kesinlikle yasak ifadeleri kullanıldı. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise öğrencilere kıyafet dayatması iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Basına yansıdığı şekliyle, ferace dayatması şekliyle bir uygulamamız kesinlikle yok böyle bir uygulama, bir tercih de söz konusu değil. Asılsız yapılan bu haberin doğru olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Gazetenin bu haberini görenler 28 Şubat haberciliğinin yeniden hortladığı yorumlarına neden oldu. Evet e, kısaca bu konunun üzerinde söyleyecekleriniz varsa onu da alalım tekrar e, ve e, Ankara'ya e, Erdinç Bey'e de bu konudaki görüşlerini soralım. Yani aslında olay gerçekten öyle enteresan bir şekilde çarpıtılmış ki kız öğrencilere soruyorlar nasıl bir kıyafet giymek istiyorsunuz, nasıl bir kıyafetin içerisinde rahat edersiniz diye. Öneriler geliyor. Öneriler üzerine bu tarz bir forma hazırlanıyor. Öğrenciler, "Ah işte tam istediğimiz buydu." diyorlar. Onaylıyorlar yani. Ve onun üzerine bu kıyafetlerde de sergileniyor. Dilen arkasından işte şöyle az kaldı, çok kaldı, filan gibi bir takım şeyler. Yani Peki siz niye ekose desenli ceket giyiyorsunuz Metin Bey? Bu ekose desenli benim kendi tercihim. Ee, Dolayısıyla öyle. kimse bana bunu niye giyiyorsun ya da giymiyorsun sorusunu sormadı. <laughs> Aslında soruyu şuradan başlatalım. Bu manşetleri neden atıyorlar? Bu manşetler bir panik manşetidir. Evet. Bu manşetler bir tahammülsüzlük manşetidir. Buraya nereden geldik? 1924 anayasasıyla bu ülke bu ülke Türklerin İslam'la tanış olduğu günden itibaren İslam'ın bu topraklar için ifade ettiği manaya mananın koparılıp bu topraklarda bir sosyal darvinizm uygulanmak istendi. Bu halk da buna direndi. Evet. Tavur koydu. Şimdi bu aklın tahammülsüzlüğü bu halkın direnişinin siyaset üzerinden, sandık üzerinden iktidara gelmesi, iktidarda iktidar olduğunu fark, muktedir olduğunu fark etmesi, o fark edişle beraber bu işin artık bir devlet felsefesi haline gelmesi karşısında duydukları paniğin işaretidir. Panik atak bunlar. Bunlar panik atak hasta. Hı. Ve sürekli bunun üzerinden toplumu toplumu kaşımak istiyorlar. Toplumu kristallik, toplumu mahalle kompartımanlaştırmak istiyorlar. Benim mahalle öteki mahalle, onun mahalle benim mahallesi. Bu toplum da bunu reddediyor. 13 yıldır bir AK Parti iktidarı var. Kimin özel hayatına dokunulmuş? Kimin özel hayatına? E hatırlayın ama yani AK Parti e, ilk iktidara geldiği seçimlerin öncesindeki kampanyaları AK Parti'nin ilk yılları layıklık laiklik, laiklik lecim, elden Kemalizm, gidiyor elden efendim gidiyor. bütün kadınlar çarşafa girecekler e, Atatürkçülük bitti. bitti efendim her yerde içki yasağı tütün yasağı vesaire falan filan baktılar ki hiçbir şey yok biz İran olacağız dediler dediler hiçbir yani, İran'ı İran ya. Da şimdi epey mesafe kat etti Hiçbirisi olmadı. Şimdi kime dokunulmuş? AK Parti bu anlamda demokrasi ve özgürlüğün insan Fıtratına, insan fıtratına uygun temellendiren bir harekettir. Bir ailede başı açık da var, başı kapalı da var. Anne örtülü, kızı açık. Kızı örtülü, anne açık. Kimse bu anlamda bir dayatma içerisinde olamaz zaten. İnsan fıtratı bunu kabul etmez. Bunların kabullenemedikleri, kendi beceremediklerini... Çünkü kendileri hep yukarıdan aşağı modernleşmeci oldukları için onların modernleşme mantıkları da tamamen İslamsız, İslam'ın İslamın insan hayatındaki insan hayatındaki varlığını redde dayalı olduğu için şimdi Türkiye'deki muhafazakar devrimcilerin, muhafazakar gelişmecilerin Türkiye'yi bu anlamda demokratikleştirmesi ve özgürleştirmesi bunların tahammülsüzlüğü. Ve bunun üzerinden değişik yerlere mesaj veriyor. Kime mesaj veriyorlar? Koban üzerinden, Koban üzerinden birileri Avrupa'daki ülkelere Türkiye'yi sıkıştırın mesajı verdiği gibi şimdi bunlar da bu attıkları manşetlerle herhalde İsrail'e elini çabuk tut mesajı veriyor. Veya Batı başkentlerindeki bir takım merkezlere elinizi çabuk tutun mesajı veriyor. Öbür taraftan da utanmadan da Mursi'nin idam kararını manşete çekip bu ülkenin halkın seçtiği, %52 ile seçtiği devlet başkanına, millete mesaj veriyor. Evet bıktı artık bunlardan ya. Düştünler bu milletin yakasından yeter artık ya. Ama diğer taraftan e, Suriye'den iki buçuk milyon insan gelmiş canını e, kurtarmak için Türkiye'ye sığınmış. 2 milyon daha geliyor. Son zamanlarda e, bu siyasi partilerden hükümet kurmak için uğraşanlardan efendim acaba bir yüzde altmışlık blok yapabilir miyiz arayışları içerisinde olanlardan o konuyla ilgili... Tek laf yok. Kampanya sürecinde şey. duydu ya geri göndereceğiz diye. Hmm. Söyledi ya ana muhalefet partisinin genel başkanı çıktı. Biz hepsini geri göndereceğiz dedi. Evet. Sürekli toplumu tahrik etmek için uğraşıyorlar. O gelenler kim? Hmm. Sayın Okanay'ın. Kim o gelenler? Bizim akrabalarımız ya. Bizim Anadolu'ya gelen Türklerin geliş güzergahlarından birisi Bağdat-Şam hattı üzerinden Anadolu'ya Konya üzerinden yukarı çıkmamış mıdır? Ben aşağıdan yukarıya çıkmış ailelerden birisinin ferdiyim. Bağdat-Şam hattı üzerinden gelmiş. Bir kısmı orada kalmış. Almış Yavuz almış oradan götürmüş Hassa'ya yerleştirmiş. Evet. Oradan almış Karadeniz'e götürmüş. Şimdi Anadolu'yu tarihsiz okumak Anadolu'yu tarihsiz okumak Cumhuriyet sonrası bu aydın yabancılaşmasının ürünüdür. Dolayısıyla tarihsiz okumaya kalkarsanız siz Anadolu'yu Suriye'yi anlayamazsınız. Devlet başkanımızın Suriye'den gelenlere gönül zenginliğini anlayamazsınız. Bunu anlayabilmeniz için önce Anadolu'yu anlamanız lazım. Evet. Çünkü onlar burada yaşamıyor ki. Ruhları burada değil ki. Evet yani... E... <laughs> ya, hiç olmasa Atilla, hiç olmasa Atilla İlhan'ı okusunlar bir kere daha ya. Atilla İlhan'ı bir okusunlar bir kere daha. Elbette. Hangi batıyı bir okusunlar? Evet. Bir kere daha hangi solu bir okusunlar. Bu ülkede yani okusunlar bu sol kökenli ülkesine yabancı bu aydın geçinenler, karanlık odanın kalemşörleri. Hiç olmazsa Milli Demokratik Devrim'i bir okusunlar ya. Milli Demokratik Devrim ne demekmiş? Bir okusunlar. Bağımsızlıkçı duruş. Tam bağımsız demokratik Türkiye ne demek? Bir okusunlar da ondan sonra çoğu ama bunların Bunların bütün argümanlar, bütün argümanlar bunlar için süflör. Çünkü bunlar yerli değil, milli evet. değil. Başörtümüz ya da e, sakalımız vesaire. Dolayısıyla bu tartışmalar e, krizler içinde aşıldı. Geriye dönüş artık yok. Dolayısıyla fazla uzatmanın gereği yok. Bu, bu, bu haberlerden bir şey çıkmaz. Ama hocam izin verirse tabii, tabii ki bu tartışmalar geride kaldı ve bir daha öne düşmeyecek. Ancak muhterem hocam biliyorsunuz Mısır sendromu var ve Mısır rüyaları var. Bu rüyaları da e, bu sendromlarını da unutmamamız gerektiği kanaatindeyim. Sürekli bir hafıza yenilenmesine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Yani ciddi anlamda ciddi anlamda totaliter bir demokrasi anlayışından yana olan bir akıl akıl aslında Türkiye'de bir daha bu kazanımları kazanımları güncellemeyecek şekilde bir hayalin de peşindeler. Yani bu memlekette bu zulüm 1453'te başlamıştı sloganı atıldı. Dikkatinizi çekerim hocam. Onun için söylediklerinize son derece saygı duyuyorum. Türkiye bir daha o günleri Allah'ın izniyle görmeyecek ancak hafızamızı da sürekli diri tutmamızın Fayda olduğu kanaatindeyim. Bakınız Mursi, muhterem Mursi süreci, Mısır süreci aslında bir laboratuvardır. Yani batıdaki demokrasi anlayışının bu coğrafyadaki iflasının en önemli işaretidir ve batı bugün sandık demokrasi değildir ne hikmetse Arap Bağrı'ndan sonra hatır, tekrar hatırladı ve Arap Baharı'ndan sonra sandık tek başına demokrasi değildir diyen Türkiye'de de bir sürü insan çıktı. Onun için sert modernleşme yani yukarıdan aşağı buyurgan modernleşme ya da Türkiye'de modernleşmeyi sosyal darvinizm olarak bu topraklara dayatmak isteyenlerin hafızasında halen totaliter bir totaliter bir anlayış, nasrist bir, basist bir anlayış halen güncelliğini koruyor ve 2007'deki Cumhuriyet mitingleri Ergenekon süreci bu anlamda bu e, beklentilerinin hayallerinin ham hayallerinin ham hayallerinin adıdır onun için bir daha geri gelmeyecek evet saygı duyuyorum aynı kanaatteyim ancak toplumumuzu bu anlamda da sürekli bir hafıza güncellemesine ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyim sürekli güncel tutmalıyız ki ...bizim bu kazanımlarımıza sahip çıkacak... ...demokrat bir kültürü... ...demokratik bir sahipleniş bilincimizi de... ...yüksekte tutalım. Evet. Metin Bey şimdi... De, ...hatırlayacaksınız... ...dün akşam... ...Başbakan Davutoğlu çok önemli bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir gizli... ...görüşmeyi açıkladı. Neydi o gizli görüşme? Bu Şam'ın şeytanı denilen... ...Beşar Esad... ...terör örgütü Daesh ...ve... Şimdi Suriye'nin kuzeyini ele geçirmek üzere oraya yerleşen ve oradaki Türkmenleri ve Arapları Türkiye'ye doğru süren e, PYD ile e, bir araya gelmiş ve onlarla bir gizli görüşme yapmış, bir plan kuruldu. O plan doğrultusunda da yapılanlar var. Yani eğer üçü bir araya geldiyse, burada bir destek de söz konusu. Bu toplantıyı açıkladıktan sonra Başbakan Davutoğlu HDP sen nerede duruyorsun bu tablonun içerisinde? Tavrın nedir? Bunu açıklaman lazım diye bir açıklama gelmedi. Ama gelen açıklama şu, valla diyor ki işte bizim ilkelerimize de dikkat edilirse, dikkate alınırsa biz destekleriz falan gibi bir şey. Tabi e, tarım orman bakanının e, Sayın Mehdi Eker'in açıklaması Mehdi Eker ki bölge millet yani o bölgeyi çok iyi bilen oranın insanı onun söylediklerinin iki katı ağırlığı var yaptığı açıklamaların. Ee, şimdi yani Güneydoğu'da bir verilen oylar var bir de verdirilen oylar var. Aslında Sayın Eker bunu söylüyor değil mi? Yani Sayın Eker'in açıklamaları aslında çok kibar. Hı hı siyaset diliyle çok naifçe ifade edilmiş. Aslında manzara Sayın Eker'in ifade ettiğinden daha ağır. Daha ağır. Ve bu ağırlık sandık sonuçlarına etkileyecek kadar bakınız hemen seçim öncesi bir kalemşörün yazdığı vardı hatırlarsınız. Eğer barajı aşamazsa şiddet geri döner. Kandil'in açıklamaları vardı. Aynı şekilde bahsi geçen partinin yetkililerinin de açıkla hep bir tehdit üzerinden evet. bir taraftan bu tehdit üzerinden süreç okumaları yaparlarken diğer taraftan da panikle panikle baraj paniklemesiyle köy köy vatandaşlarımızı tehdit ettiler. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ortadan kaldırmakla tehdit ettiler. Bu tehdit bura üzerinden de devam etti. İstanbul'daki akrabaları üzerinden de devam etti. Yapılması gereken bir şey vardı. Ben şundan eminim. Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz çözüm sürecinin işleyişine dair de birkaç cümle söyleyebilirim. Çözüm sürecinin varlığından, terörün bitmesinden, kanın akmamasından, Munzur'da pikniğe gidebilmekten, Kato Dağları'na pikniğe çıkabilmekten gibi son derece mutlu. Yüksekova havaalanının açılmasından, Iğdır'a uçağın inmesinden, Van'da deprem sonrası bir van daha inşa edilmesinden devletin Ankara'ya sıkışmayıp devletin bu toprakların her noktasında varlığını hissettirmesinden ve de duygusal kopuşun AK Parti sayesinde ortadan kaldırılmasından müthiş mutluluğu var. Fakat düşünün Bittisin ya da Muş'un Muş'un Varto'sunun köylerindeki vatandaşın hali gece gelip eli silahlı teröristin vatandaşı tehdit ederek sandıktaki sonucu belirlemek için silahı bir güç olarak kullanması karşısında vatandaşımızın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Bunun bir çözümü vardı. Bunun bir çözümü yani... vardı. Oyların kullandırıldığı yerlerin köylerde iz bırakmayacak şekilde ilçelerde kullanılabilmesinin önüne açılmasıydı. Hı hı. Bu mutlaka düşünülmeli. Biz Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşımızın sandık güvenliğini, oy kullanma güvenliği ve oy kullanmanın ardından neden buraya oy kullandın sorusunu sordurtmayacak noktaya getirdiğimizde Doğu ve Güneydoğu'daki benim Kürt kardeşlerimin bu ülkenin bütünlüğü içerisinde demokrasinin yükselmesinin yanında olacaklar. Ama bu, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu üzgünüm ki Türkiye'yi çok geriden takip ediyor. E, yurt, yurt dışı oylar da aynı şekilde. Tabii Cumhurbaşkanlığı yani. seçimlerinde resmen tuzak kurdular önümüze. Yani, bu defa da, bu defa da bakın e, başkonsolosluklarda defa ki? Bu defa ki yani yanlış. 200 kilometre yol gidecek. 200 kilometre, 200 geri 200 km, gelecek. 550 kilometre, 400 kilometre biz teklif ettik mobil sandık gelsin dedik vatandaşın ayağına nasıl burada ben evimden çıktım 5 dakika ötede oyumu kullanabiliyorsam vatandaş da gitsin oy kullansın ve bugün 2 milyon 2 milyon 852 bin seçmenin 1 milyon 100 bin civarında sandığa gidiş oldu. Sandığa evet. gidiş oldu. Dolayısıyla Sayın Tarım Bakanımızın açıklamaları son derece yerinde ve bizim mutlaka bu açıklamalar üzerinden ve de doğudaki tecrübeler üzerinden bakınız atılan bombalar üzerinden kendi mağduriyetleri mağdur mağdur psikolojisine girdiler. Bu bombalar üzerinden. Tabii ki orada ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara yaralılara şifa diliyoruz. Asla tasip etmiyoruz. Türkiye bütün dönüşümlerini bütün bütün süreçlerini sandık üzerinden yönetmelidir. Çünkü biz milli iradenin esas olduğu bir anlayışın mensubuyuz ve de bu anlamda çıkan sandık sonuçlarına da saygı duyuyoruz. Ama doğuda Şimdi bize batıda gelip batıda gelip demokratlıktan dem vuruyor. Barıştan güvercin uçuruyor. Sen doğuda o güvercini doğuda uçur bakalım. Burada sandıkların önünde durup vatandaşı tehdit eden sen utanmıyor musun AK Parti'ye oy vermekten? Kendi insanına, akrabasına tehdit savuran bir anlayışın. Siz hangi demokratlığından bahsediyorsunuz? Dolayısıyla burada büyütülmek istenen bir Kürt ulusalcılığının aslında toplumsal karşılığının olmadığını ifade ediyorum. Tabii ki burada şuna dikkat etmeliyiz. Önemli bir nokta. HDP tarihi bir sınavın içerisinde şimdi. Tarihi bir sınavın içerisinde. Sandık ve demokrasi mi diyecek? Hala silahtan mı imdat diyecek? Kandil'in partisi mi olacak? İmralı'nın mı olacak? yoksa sandıkta kendisine oy verenlerin tarif ettiği bir parti mi olacak? Evet. Dolayısıyla HDP'nin bu ağır sınavında nasıl bir yöntem izleyeceğini göreceğiz. Dolayısıyla HDP eğer Türkiye'nin partisi olacaksa Kandil'e kafa kaldırabilecek mi? HDP eğer Türkiye'nin partisi olacaksa Suriye'de, Tel Abyad'da, Tel Abyad'da Türkmen ve Arapların silah zoruyla Yukarıdan bombayla Aşağıda silah soruyla Yerlerinden yurtlarından göç edilişine Tavur koyabilecek mi? Tavur koyabilecek Hiç mi? Ses mi? Seda yok. Buti, hiçbir ses seda yok Yoksa 90'lara geri döndük Hatırlar mısınız 90'larda Terör örgütünün lideri İmralı Nerede yaşıyordu? Boba Esat'la ilişkileri son derece iyiydi Hatırlıyorsunuz Şam'da, o günde. Şam'da yaşıyordu Ve şimdi 90'lara geri mi döndük? Yani Şam'da Oğul Esat üzerinden Türkiye'ye karşı yeniden bir kirli ittifak üzerinden silah silah üzerinden bir ittifak geliştirilerek Suriye'nin kuzeyindeki oldu bittiye getirilmek istenen bu meselede bahsi geçen partinin tavrı nedir? Esad'dan yana mıdır? Yoksa Türkiye halkından yana mıdır? Evet. Türkiye'nin menfaatlerinden yana mıdır? Dolayısıyla bu bu şımarıkla bu millet eyvallah etmez. Bu küstahla bu millet eyvallah etmez Tarihin bütün dönemlerinde Kardeşliği temel almış bir Milletin mensubu olarak Bu şımarıkla Asla bu millet eyvallah etmez Bu millet bu şımarıklığı kabul etmez Savaş diliyle Bakınız altını çizerek söylüyorum Savaş diliyle Kazanın psikolojisine bu millet Eyvallah etmez Dolayısıyla çözüm sürecinde de Süreci değerlendirdiğimizde Doğu ve Güneydoğu'da bu meseleyle dertlenen onlarca, yüzlerce, binlerce insanlar var. Bir mele geleneği var. Bir medrese geleneği var. Bir tasavvuf, tasavvuf geleneği var. Yani bu toprakların varlığında, bekasında çok önemli katkıları olan dün Yavuz'un yanında olmuş evet. ve Türkleri bu anlamda Türkleri sahiplenmiş bu ittifak üzerinden ...Ortadoğu'da bir barış düzeni... kurmuş bir tarihsel gelenek var. Dolayısıyla bir sürü... ...STK var. Bu örgüt ve bu parti... ...çözüm sürecini kendi tasallutunda... ...kabul edip diğer unsurların... ...hepsini tasfiye mantığıyla... ...yok sayma mantığıyla hareket ettiği için... ...bir şımarıklığa evet. dönüştü ve... ...bu şımarıklığı affetmez. Bakınız... ...Yasin Börün'ün annesinin beddualarına... <laughs> ...Hasan Hüseyin'in... ...annesinin beddualarına... ...ve yakın zamanda yakın zamanda hocalarının öldürülmesine, şehit edilmesine, imamların şehit edilmesine hangi barıştan bahsediyor? Hangi barış severlikten bahsediyor? Siz gideceksiniz orada. Yakacaksınız, yıkacaksınız. Daha yeni bir haftadır Dağlıca karakollarına saldırı. Daha yakın zamanda ismini vermeyeceğim. Bu ülkenin en önemli eserlerinden birisine yönelik saldırılar yapılıyor. Nerede hangi ve şimdi biliyorum ve inanıyorum ki HDP'ye sırf AK Parti'ye kendi partisine de değil. AK Parti'ye olan duruşun karşı duruşundan dolayı HDP'yi şımartmak için oy verenler şimdi oturup yahu ne oluyor? Yani Telaffiyatta Türkmenler ve Araplar tehcir edilirken bu fotoğraf karşısında bizim bu toprakların insanı asla vicdanını sorgulamadan hareket etmez. Evet. Bu arada tabii e, Okyanus Medyası dediğimiz medya da e, terör örgütü PKK'nın imajını düzeltme çabası içine girdiğini belirten onlar, bazı onlar makyajlamayı çok iyi haberler bilirler haberler var çok onlar sık makyajlamayı soruluyor çok soru. iyi bilir evet. çok iyi bilirler evet. çünkü şu anda her ikisi de her ikisi de tabii burada şunu ifade edeyim ee, önümüzdeki süreçte bir imralı kırılmasını bekleyebiliriz. Çünkü Şimdi, bu seçim sonuçlarının önemli hamlelerinden birisi bu makyaj makyajlamanın önemli hamlelerinden birisi malum şahsı parlatarak İmralı'yı tasfiye etmektir. İmralı'dan kurtulmak istiyorlar. Çünkü İmralı geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin tezlerine ve Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde süreç yönetmeyi sürecin içerisinde olmayı kendisi içselleştirdiği ve dışa vurduğu için nevruz bildirileriyle bu seçim sürecindeki bu parlatma cilalamayla aslında İmralı'yı tasfiye etmek istiyorlar. İmralı'nın bu süreçte ne söyleyeceğini ben merakla bekliyorum. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi muhabirini göndermiş. PKK ile bir orada işte bir röportajlar vesaire falan yapılmış. E, bütünlüğe baktığınız zaman bu röportajı okuyan çeşitli analizciler e, ...PKK'yı hümanist bir siyasi aktör olarak gösterme çabası açıkça ortaya çıkıyor. Bu arada tabii bir not olarak da ben e, ileteyim. E, medya deyince Can Dündar malum Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Diğer taraftan e, Abdullah Gül'le 12 yıl kitabının yazarı Ahmet Sever... E, ...o ikisini de e, galiba... İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Asmalı Mescid'de birlikte e, görüntülemişler. Böyle bir haber internet sitelerinde var. Görüntü, Doğru mu duruyor görüntü, anlaşılır Görüntüye ihtiyaç yok ki aynı yerde duruyorlar zaten. Peki. Şimdi önce şu e, Cumhuriyet gazetesinin Okyanus medyasının e, PKK'nın imajını düzeltme çabalarını içeren haberi birlikte bir izleyelim. Biraz bu utanma duygusunu da yitirdi yani bu eski devlet savunucuları. Medyadaki paralel kaos lobisi 7 Haziran seçimleri öncesinde başlattığı PKK'nın imajını düzeltme çabasını devam ettiriyor. Söz konusu medya grupları seçim sonrasında bu çalışmalarını hızlandırdı. Silahları bırakma niyetinde olmadığı gözlenen Kandil'den her yapılan açıklama sanki siyasi bir aktörmüş imajı verilerek medyada kendine yer buluyor. Kandil'in mesajlarına en geniş yeri veren yayın organlarından biri ise ulusalcı kimliğiyle bilinen Cumhuriyet Gazetesi. Paralel yayın çizgisi sürekli olarak eleştirilen Can Dündar'ın genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin muhabiri seçimden önce Kandil'e gitti ve terör örgütü yöneticilerinden Cemil Bayık'la röportaj yaptı. Muhabirin izlenimlerini anlattığı haber, PKK'nın imajını düzeltme çabası olarak nitelendirildi. Kandil'de doğaya saygı önemli. Dağ taş demiyorlar, sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar. Eteklerde yaşayan köylülerin rastgele ağaç kesmesine izin vermiyorlar. Her yer tuvalet anlayışı yok. Kurumların özel tuvalet alanları var. Komünel bir yaşam var. Yani tarihi infazlar tarihidir, şiddet tarihidir. Böyle bakıldığı zaman yani işte izmaretlerini yeri atılmaması yok işte çiçekçi böcekçi öyle dediğiniz zaman siz insan zekasıyla alay edersiniz. Elinde silahı var. 30 yıldır kan döken örgüt bu örgüt değil mi? 30 yıldır e, bebek katili dediğimiz örgüt, bebek katilleri dediğimiz örgüt bu örgüt değil mi? HDP ile sürekli birlikte iktidar Partisi'ne karşı, AK Parti'ye karşı e, güçlü bir blok kurmaya çalışıyorlar. Ve bunun için de PKK'yı da arkalarına alma ihtiyacı duyuyorlar. Son dönemde yayın çizgisiyle Zaman Gazetesi'ni bile geride bırakan Cumhuriyet Gazetesi artık paralel medyanın yeni amiral gemisi olarak niteleniyor. Peki ulusalcı kimlikle çelişen bu yayınların perde arkasında ne var? PKK'yı kurumsallaştırma gayreti içine mi girildi? Gezi provokasyonu süresince yaşananlar bu kez terör örgütü PKK devreye sokularak mı sahnelenmek isteniyor? Her şey denendi. Bir Kürt kartı vardı onu da denediler. Çıkan tablo bu. Bundan ötesi olamaz. Yani bu toplum onların söylemiş oldukları o kaos, maos planlarına evet diyecek bir toplum değil. Yani bu PKK güzellemeleriyle, onları cici çocuk göstermekle nereye varacaklar? Bu vatana hizmet mi edecekler yoksa bu yaptıkları vatana ihanet midir? Buna elbette kamuoyu karar verecektir ama şu anda yaptıkları gerçekten vatana ihanettir silahlarınızı alın da gelin dediler. Yani silah bırakmadan da gelebilirsiniz. Biz sizi silah bırakmadan da siyasi alana kabul edebiliriz. İnternet üzerinden yayın yapan T24'te seçimden önce Cemil Bayık'la yapılan bir röportaj yayınlanmıştı. Celal Başlangıç imzalı röportajın başlıklarından biri hayli dikkat çekiciydi. Bayın mesajlarını aktaran Celal Başlangıç yazısına AK Parti'ne, koalisyona da başkanlığa da hayır başlığı atmıştı. Röportaj bir algı çalışması olarak nitelenmişti. Bir absürt bir şey olabilir mi? Böyle gazetecilik olabilir mi? Böyle bir ahlak anlayışı olabilir mi? Yani bu seçim savaş değil. Yani bir savaş sözü. Başkalarına karşı ebediyen savaşacaksın sözü almak. Kandil'in şu andaki işte teminat aldık falan... E, hadisesi de arada ne kadar büyük bir e, işbirliği, anlaşma e, olduğunu gösteriyor. Gazetecilik kisvesi altında yaptıkları e, bir e, ittifak ilişkisi. Biz size oy vereceğiz, siz AK Parti ile koalisyon yapmamalısınız. E, elbette ki siz bize oy verin, biz de AK Parti ile koalisyon yapmayız dediler. Evet durum kendini anlatıyor ama diğer taraftan başka e, bir alandan da bir saldırıyla karşı karşıya Türkiye. Malum o mega projeleri var Türkiye'nin çağ atlatacak mega projeler. Bir kez daha hedefte. Üçüncü Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili mahkemelerden bazı kararlar geliyor ve bu kararlarda tartışma yaratıyor kuşkusuz. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda bir kesinti yok ama uzmanlara göre belirsizlik ortamı projelere telafisi imkansız zararlarda verebilir. Bu da bir tehlike olarak ortada duruyor. Türkiye'yi 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak 3. havalimanı ve 3. köprü projeleriyle ilgili mahkemelerden her gün yeni kararlar geliyor. Geçmişte de bu tip olaylarla, bu tip durumlarla çok karşılaşıyoruz bir itirazlar oluyor. Tekrar durum terse dönüyor. Olan yani zaman açısından olumsuzluk oluyor. Büyük bir zaman terminali, 3 adet pist, pat sahaları, kule ve destek binaları tamamlanacak. İnşaat paketleri ihalelerinin de önümüzdeki aylarda tamamlanıp imalatlara hız verilmesi planlanıyor. Havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2017'de tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, 500 uçak kapasitesi, 4 terminal binası, 8 kontrol kulesi, 6 pist, 16 taksi yolu ve 70 bin araçlık otopark olacak havalimanı 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak. Şu anda projede yaklaşık 5000 kişi çalışıyor. Yani şu projelerin önüne takos koymak için e, gerçekten <laughs> yani nasıl bir anlayıştır bunu anlamak e, son derece zor. Şimdi evet Metin Bey şimdi e, biraz önce e, Sayın Erdinç Yazıcı hani e, e, hatırlattı ya bir Cumhuriyet Halk Partisi azınlık, azınlık hükümeti kurulsun. Hemen onun önünde de o 3. Havalimanı inşaatı vardı o dev kamyonlar işte kazırlıyor taşınıyor falan. Aklıma şu geldi. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi azınlık hükümeti zaten onu durdurur falan gibi bazı söyler de sözlü söylemleri de vardı galiba. Yani o çukurları hemen doldurmakla işe başlayabilirler. Çünkü çukur doldurmakta deneyimliler. Onlara nasip olmayacak ama. Şeyi hatırlar mısınız? E, Adalet Partili Ankara Belediye Başkanı vardı. Millet Partili Ankara Belediye Başkanı vardı. Rahmetli Ekrem Barlas. Ekrem Barlas. Ankara'nın en önemli meydanı Kızılay Meydanı. Bu Kızılay Meydanı'na dev bir çukur açmıştı Ekrem Barlas. Yani o meydanın tamamını kapsayan e, metrelerce 60, 70, 80 metre derinlere falan birkaç yıl sürdü o Çukurun e, kazılması amaç neydi biliyor musunuz? O çukur aslında bütün Ankara'ya, Çankaya dahil ulaşacak olan bir dev metro ağının inşaat şantiye çukuruydu. Kim Orada doldurdu? Yerin altından devam edecek. Kim doldurdu? Ekrem Bey kaybetti seçimi ee, Cumhuriyet Halk Partili Vedat Dalokay Ay geldi ve doldurdu. Geldi ve doldurdu. Ve metrosuz kaldı Ankara. Birkaç yıl da, da anca dolabildi tabii. O çukuru doldurmak üzere kamyonlar toprak taşımaya başladıklarında seçimi kaybetmiş e, Ekrem Barlas'ı o güven parkın hemen kıyısında gözlerinden şıpır şıpır yaşlar akarak seyrettiğini bizzat ben görmüştüm. Şimdi durum bu. Gelelim Hükümet kurma çalışmalarına ve onunla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız e, seviniriz. Bir önemli noktayı da not etmek istiyorum. Savcı Sayan, İzmir'den AK Parti milletvekili adayıydı, olmadı, kaybetti. Baykal'a yakın bir e, siyasetçi olarak e, bilinir. Şimdi her ne kadar rakip olduysa her zaman dostu. E, birkaç e, programdır sürekli olarak. Partiden önce Türkiye diyenler kendilerine bir görev düştüğünü hissettikleri anda 30-40 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eder, mecliste bir grup kurar. Artık bu DSP mi olur yoksa bir başka grup mu olur ya da yeni bir parti mi olur? Ee, ve AK Parti ile koalisyon yapar diye bunu teyiden birkaç kere açıkladı bu ekranlardan da. Açıkladı. Siz de duydunuz tabii. Bunu. Duydum. Ne düşündünüz? Nasıl geldi daha doğrusu bu bu önce, söylem size? Önce bir süreç analizi yapmak istiyorum. Türkiye'nin son 13 yıllık tarihinin iki sayfası vardır. Bir, Ak Parti iktidarının Sayın Erdoğan liderliğinde siyaseti hizmet boyutunda geldiği maksimum nokta. İkincisi. Sayfasında da bu 13 yıllık tarih bir Erdoğan'a darbe tarihidir aslında. Bakınız, burayı anlamadan bugünkü koalisyon tartışmalarını, siyasetin yeniden dizayn taleplerini anlayamayız. Birinci aşama Ergenekon ve darbe süreci. Evet. İkinci aşama Hrant Türkiye'nin geldiği nokta o pozitif noktanın Hrant Dink suikastı ile küresel ölçekte bir itibarsızlaştırma girişimi. Üçüncü aşama mit müsteşarına yönelik operasyon üzerinden Sayın Erdoğan'a bir darbe. Dördüncü Gezi üzerinden darbe girişimi, sokak üzerinden bir darbe girişimi. Evet. O Gezi'nin tarihi daha yazılacak. Kuşkusuz. Yani hangi kurumlara saldırıldığı, başbakanlığa neden yüründüğü, Dolmabahçe'de başbakanlık ofisine neden yüründüğü. Hatta işgal edilmeye çalışıyor. Evet, beşinci nokta 17 ve 25 Aralık darbe girişimi. Şimdi altıncı noktadayız. Kendi perspektifimden. Bu da şu. Siyaseti sandık üzerinden çıkan sonuçlardan yola çıkarak bir Erdoğan'sızlaştırma talebi var. Hı hı. Ve Sayın Erdoğan'ı Beştepe'ye Beştepe'nin sınırları içerisinde tutup aşağıda kur, kurmalarını istedikleri koalisyon üzerinden aşağıda 17 ve 25 Aralık darbe girişimini darbe girişimini bu koalisyon üzerinden devam ettirip Siyasetin ve Türkiye'nin Erdoğan'sızlaştırılma talebi var. Bu noktayı çok konuşmalıyız. Çünkü tarih liderler üzerinden okunur. Biraz evvel dediniz ki Ekrem Barlas'ın o çukur kapatılırken şıpır şıpır ağladığını gördüm. Bu millet Abdülhamit'in arkasından da çok ağladı. Evet. Bu millet Menderes'in arkasından da çok ağladı. Özal'ın arkasından da çok ağladı bu millet. Tarih duruşu olan liderleri hiç unutmamıştır. Duruşu olan liderleri yaşarken anlamakta güçlük çekmiştir. Ama o liderler hayatlarını değiştirdikten sonra yaptıkları ve tahayyülleri çok daha iyi anlaşılmıştır. Şimdi bu Erdoğan'sızlaştırılarak siyaset alanı siyaset yeniden dizayn edilme talebi söz konusudur. Kimin bu talep? Bu talebin küresel boyutu var. İçerideki Güç boyutu var. İçerideki güç boyutunu neyle müşahhaslaştırabiliriz? 28 Şubatçı güçler, hı hı. 9 Martçı güçler, 9 Martçı güçler, Türkiye'nin Türkiye'nin kaynaklarını kaynaklarını yaklaşık 70 senedir sömüren güçler, montajcı montajcı sermaye hı. çevreleri, evet. Anadolu Burjüvası'nın gelişmesine hep direnç göstermiş. Türkiye'nin dışa açık büyümesine hep direnç göstermiş. Sermaye yapısında temerküz eden 28 Şubat'ta o beşli çete diye tabir ettiğimiz zihin dünyası Sayın Erdoğan'sız bir siyaset alanı peşinde. Ve bu Sayın Erdoğan'sız bir siyaset alanın, alanının alanının İsrail'in de hoşuna gidecek şekilde dizayn edilmesi için bir CHP, MHP HDP koalisyonu hatta kanallarda MHP'li konuklara niye yapmıyorsunuz? Yapsanız ne olur modunda? HDP'li neden bir araya yani cicileştirmek için müthiş bir çaba içerisindeler. Bunun stratejik hedefi siyaset alanını Erdoğan'sızlaştırmaktır. Bu bir anlamda milletsizleştirmektir siyaset alanını. Tekrar buyurgan bir mantıkla sert sert bir mantıkla tekrar toplum mühendisliği yapma talebidir. Yani milletin yukarıya doğru yürüyüşünü tersine çevirip yukarıyın milleti şekillendirme talebidir. Bu millet bu bu tuzağa düşmeyecektir. Ben biliyorum, inanıyorum ki. Dolayısıyla bu koalisyon tartışmalarını nereden okuduğumuza bağlı. Ben buradan okuyorum ve sürecin de bir akıl tarafından bu şekilde bu şekilde yönetildiğini görüyorum. Tabii ki AK Parti bu konuda tavrını ortaya koymuş. Yani sandığın kendine verdiği mesajı anlayan ve bu anlamda AK Parti hareketinin de kırmızı çizgileri vardır. Sayın Erdoğan'ın meşruiyet tartışması asla bizim için kabul edilebilir değildir. Ve Sayın Erdoğan'sızlaştırma siyaseti, Sayın Erdoğan'sızlaştırma sürecinin bir aracı asla AK Parti olmayacaktır, olamazdı. Buna genel başkanımızdan başlamak üzere hiçbir Bireyimiz asla buna, milletimiz de asla buna evet demeyecektir. Dolayısıyla bizim bütün gönlümüzden geçen Türkiye'nin bu gri tablodan bir an evvel çıkıp yeni bir hükümetin kuruluşudur. Ama şunu unutmasınlar. Ben geçen akşam bunu söyledim, bir kez daha söylüyorum bu vesileyle. %52 ile Cumhurbaşkanı seçilmiş Sayın Erdoğan var. Ve dört parti var. Dolayısıyla bütün bu denklemi denklem kurulurken %52 ile halkın iradesiyle devlet başkanlığı makamında oturan Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin bu sürecinde sessiz kalmasını beklemek, sükut etmesini beklemek, bu süreçte aktif olmasını, aktif olmamasını beklemek 10 Ağustos seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu anlamamak demektir. O nedenle Sayın Erdoğan da güçlü liderliğiyle güçlü süreç yönetiminde son derece başarılı bir liderlik profili ortaya koyan bir konumdadır. Onun için bu süreci çabuk atlatacağımıza inanıyorum ama demokrasi sandıktır. Evet. Sandık bu ülkenin bütün sıkıntılarının çözümünün adresidir. Tabii ki. Ee, ben de e, programı kapatmadan önce bir ekleme yapmak istiyorum. Son bir eklemeyi de ben yapacağım. Peki. E, bütün bunları da iki dakikanın içerisine sığdırmak no, bu, zorunda Tek cümle Peki, ben... söyleyeceğim. Evet. Şimdi tabii e, siz e, e, bir milletvekilisiniz. Parlamentonun işleyişini gayet iyi bilirsiniz. 258 milletvekili tek başına iktidar olmaya yetmez ama... 258 milletvekiline rağmen öyle kolay kolay da mecliste e, e, hareket edilemez. Yani 258 milletvekili isterse e, artık o kelimeyi söylemeyeyim ama yani o, o meclisi dar edebilir. Yani bizim, karşı tarafa bunu biz, çok açık söylemek biz lazım. Biz bu ülkede, bu ülkede, bu ülkenin kazanımlarına yönelik atılacak bütün adımlarda adımlarda tavrımız milletin iradesinden yana evet iradesinden yana mecliste hukukun kuralları içerisinde çok ama çok kararlı olur. Tabii hiç kimse bizden bu anlamda bu anlamda bir sessiz duruş beklemesin. Şu Asla ayıb olmaz. Bu evet. ülkenin kazanımlarına ula, uzanacak her tavra her tavra tavır koyabilecek kadar bizim güçlü irademiz var. Kaldı ki süreç AK Parti siz düşünülemez. Kuşkusuz. AK Parti bu sürecin AK Parti bu sürecin merkezindedir. Domino etme gücü olan tek güç merkezdeki güç AK Parti'dir. Şunu ifade edeyim mi bitirelim. Bu seçim neden başkanlık sistemi sorusunun cevabını vermiştir. Kuşkusuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuşu, konuğumuzdu. Gece Ajansı burada bitiyor.